gelir misin? Tabii. Teşekkür ederim. Dur bekle. Aslımdan nefret ediyorum. Hayatımızdan çıkıp gitsin istiyorum. Ben daha düne kadar Ozan'ın kahramanıydım. Şimdi şu cam kırıkları kadar bile değerim kalmadı gözümde. Nefret ediyorum. Hayatımızdan çıkıp gitsin istiyorum artık. Tamam yavrum. Ağla. Geçecek, hepsi geçecek. Geçmeyecek. Herkese yalan söyledim ben. Ozan'ı kurtarmadığım, yalan söylediğim her şey ortaya çıktı. İnsanların yüzüne nasıl bakacağım? O zaman artık beni sevemez. Canım kızım benim, canım benim. Biz seninle ne zorluklar aştık. Senin annen daha ölmedi. Buna da bir çözüm bulacağız. Sen güven annene. Her şeyi halledeceğim. Aslımı bitireceğim. Sibel. Ben boşanmak istiyorum. Ay bu ne tuhaf bir leke. Her gördüğümde ben başka bir şeye benzetiyorum biliyor musun? Erçin bunu asla duymamalı. Aslımın Tarık'ın çocuğu olduğunu öğrenirse Erçin bir kere daha yıkılır. Çok çaresizim Sevil. Kime gideceğimi bilmiyorum ben. Ne olur bana yardım et. Bu bebeği aldırmam lazım. Annemle babam duyarsa mahvolurlar. Tamam Eylül'cüm, ağlama lütfen. Ben elimden geleni yapacağım. Bir araştırayım olur mu? Tamam. Senden haber bekliyorum. Ne olursun yardım et. Bana bak. Bu bebeğin babası nerede? O niye bir şey yapmıyor? Haberi yok çünkü. Hiçbir zaman da olmayacak. Eylül Hanım durumu iyi. Ama yine de dikkatli olması gerekir. Malum. Midemi üşütmüşüm. Malum dikkat etmiyorum. Ama doktor bey ilaç verdi. Verdiği ilaçları kullandığım zaman geçecek. Değil mi doktor bey? Evet Eylül Hanım, geçirir. Bu kadar mı? Siz sanki başka bir şey söyleyecektiniz. Duydun işte. İyiyim ben, bir şeyim yok. Doktor bey her şey için teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Eylül. Sen iyi misin? Bana söylemediğin bir şey var mı? Duydun doktor, iyiyim işte, bir şeyim yok. Hadi gidelim artık. Bir sürü işimiz var. Yaz ondan hamile olduğumu asla öğrenmemeli. Umarım doğru söylüyorsundur Eylül. Umarım benden sakladığın kötü bir şey yoktur. Eğer seni sonsuza kadar kaybedersem ben yaşayamam. Ölürüm. Bizim Sakine'nin kızı. Doğurmuş. Kahvaltıdan sonra bir arayayım. Daha yeni evlenmemiş miydi o kız?
Ay yeni evlendi de Sakine durdu mu? Torunda torun, torunda torun. Kıza ant içirmiş ant. Evlenir evlenmez hemen çocuk yapsın diye. Haklı tabii. Torundan tatlısı var mı? Yazım da evlenir evlenmez bize hemen bir tane torun verecek inşallah. Değil mi canım oğlum? Ne biri ne üçü. Hele helal süt emmiş bir gelinimiz olsun. Boy boy erkek torun verecek inşallah bize. Zaten dört tane torunum var. Ne bu acele? Ablanınkiler başka. Senin çocukların benim soyadımı taşıyacak. Dedesinin soyunu devam ettirecek. Ben işe gidiyorum. Afiyet olsun. Görüyorsun değil mi? Hala aklı o kızda. Her Allah'ın günü dip dibe dip dibe olacağı işte. Unutabilir mi insan? Buna bir çözüm bulmamız lazım. Bu oğlanın ilgisini başka yöne çekmeliyiz. Aynı şeyi mi düşünüyoruz Adnan? Ben Adana'ya haber salayım o zaman ha? Bize uygun şöyle. Helal süt emmiş bir kız bulsunlar ha? Durduğun kabahat. Bu oğlanın başını tez elden bağlamak şart oldu artık. Anne, ben çıkıyorum, geç kalmayayım işe. Hoş geldin Razıya teyze. Ay hoş bulduk güzel kızım. Ay Nurhancığım, Yaşar Beyciğim, gözümüz aydın. Bebek geliyor, bebek. Allah analı babalı büyütsün. Ne bebeği? Kim hamile? Kim hamileymiş? Kim söyle bakayım. Ya hani benim severek izlediğim dizideki artist kız var ya, işte o hamileymiş. Ya hani fanı olduğum, sen de biliyorsun ya. Razıye. Ya gülme ya. Kız kaç yaşında daha o kız değil mi? Ne kadar çok genç. Hamileymiş, bebek geliyor, bebek. Kız Allah senin canını almasın değil mi? Aa, Eylül, niye bembeyaz oldu kızım senin yüzün? Başın mı dönüyor? Annem, başın mı dönüyor yine yavrum? Annem, midem mi bulanıyor? Aa, işte o benim sevdiğim artiste hamile olduğunu böyle öğrenmiş. Magazinde dediler. Midesi bulanıyormuş, başı dönüyormuş. Bir bakmış hamile. Razıya Hanım, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ne diyorsun sen? Ay Yaşar Bey, yani şurada biraz şaka yapayım dedim, gülelim istedim. Ne var bunda ya, sizde hemen bekar kız yoksa niye hamile olsun? Madem bekar kız, lafını bil de konuş.
Benim işe gitmem lazım. Bana bak, sen hemen okulun doktoruna gidiyorsun. Senin sinirin bozuk, ondan böyle oluyor. Git de bir ilaç milaç bir şey yazsınlar kızım. Tamam. Merak etme, iyiyim ben, hallederim. Hadi görüşürüz. Oo, Ozan. Kolay gelsin. Neler yapmışsın sen böyle? Ne hazırlığı bu? Nasıl olmuş? Şahane. Aslında her şeyi yeniden başlayalım istiyorum. Hiç kimse huzurumuzu bozsun istemiyorum. Ayrılık korkusu olmadan bir ilişki yaşayalım diyorum. Daha önce de evlenme teklif etmiştim ama bu en güzel olsun istiyorum. Ayrılıktan korkmadan birlikte olmak ha? Herkese nasip olmaz mı? Ama dilerim siz hep birlikte olursunuz. Dilerim bir ömür boyu mutlu olursunuz kardeşim. Eyvallah kardeşim. Umarım bütün sevenler bizim gibi kavuşurlar. Neyse, Aslım gelmeden benim bitirmem lazım. Tamam. Ben de yardım edeyim. Mutluluğunuzda bir poem olsun. Hadi. Şunu açıyorum. Seni bana getiren bir yolu takip et. Tek başına çıktığın son yolculuk olacak bu. Bundan böyle hiçbir yolu tek başına yürümeyeceksin. Gittiğin her yerde, geçtiğin her yolda yanında olacağım. Seninle el ele yürüyeceğimiz uzun bir yol var önümüzde. Ne işin var senin burada? Hangi yüzle gelebiliyorsun? Jülte, ne olur dinle beni. Hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Git buradan. Jülide, tamam hayatım, bir sakin ol. Onca yıllık arkadaşlığımız var. Açıklamama müsaade et. Neyi açıklayacaksın Sibel? Benim oğlum orada canıyla mücadele ederken siz bu korkunç planların peşinde miydiniz? Hayır, nasıl söylediniz o yalanları? Nasıl yaptınız bunu? Hadi Berçin yaptı bir çocukluk. Sen nasıl kabul ettin? Yüzünü bile görmek istemiyorum. Git buradan, bir daha da gelme. Hayatım. Geç Sibel. Jülide, istediğin kadar kız bana. Bağır, çağır, küs. Bak hepsi kabul. Ama ben ne yaptımsa sizi o aileden korumak için yaptım. Sizi ve kendi ailemi. Hayatlarımızı mahvedecek de o kadınla kızı. Onlar şeytan. Bizi yaktılar. Sizi de yaksınlar istemedim. O kız var ya, anasından belli ne oldu. O kadın, Hediye, Tarık'la karıştırıyor. Ne? Nerede bu kız ya? Tarık? Aslı'mı bulamıyorum. Ortada yok. Ekmek almaya çıktı. Telefonuna da cevap vermiyor. Çok merak ediyorum. Sokağın başında okları görmedin mi? Yol boyunca devam ediyordu. Evet. Ozan Aslı'ma sürpriz yapmış. Şimdi birlikteler. Gerçekten mi? Görüyor musun? Deli kız hiç de haber vermiyor. Cık.
Genç onlar Hediye. Akılları başlarında değil. Ben de evden çıkmanı bekledim. Yani evine gelip gitmemi istemediğin için seni burada bekledim. Evet aşkım. Birlikte çok güzeliz. Ben de seni seviyorum. Aslım. İlk çarpıştığımızdan evrende büyük bir patlama oldu sanki. O andan sonra her parçam, her anım senin oldu. Birbirimize görünmez bağlarla bağlıyız artık. Biriz, bütünüz. Bizi ne kadar ayırmaya çalışsalar da, ne kadar uzaklaştırsalar da eninde sonunda birbirimizi buluruz. Bulacağız. Bu anahtarla birçok kapıyı açabilirsin. Bir evi. Bir kalbi, bir ömrü. Yeter ki sen iste. Yeter ki yönümüzü göstersin. Hadi gel. Sizinle gurur duyuyorum kardeşim. Her şeye rağmen aşkınıza sahip çıktınız. Birbirinize destek oldunuz. Çok acı çektik. Çok savaş verdik. Birbirimizden nefret etme derecesine geldik. Zor günlerdi. Zor. Çok zor. Keşke biz de... Eylül. Aslım için hazırlık yapıyoruz da yetişmeyecek gibi. Sen de yardım eder misin? Ay, çok isterdim ama benim biraz işim var. Kafede pek bir iş yok. İstersen yardım edebilirsin. Eylül. Sen bizim aşkımızın mimarı sayılırsın. Kırma beni. Hadi. Söyle madem, ne yapıyoruz? Süper. Siz ikiniz buraları düzenleyin. Ben de çiçekleri hazırlayayım. Aslım yoldadır. Hediye gibi sinsi, içten pazarlıklı birini görmedim ben. Tarık'ı işledi, işledi, sonunda ayarttı. Terk ediyor Tarık beni. Belki o aslında Tarık'ın.
Aslım belki de Tarık'ın. Ne Sibel? Belki Aslım annesine yardım etmiştir Tarık konusunda demek istedim. Ne de olsa zengin adam. Anası onu alınca Aslım Hanım da rahat eder. Gerçi Ozan'a taktı kancayı. Sırtı yere gelmez artık. Bakın ikisi de zengin avcısı. Jülide, Sibel bu kadar kesin konuşuyorsa bir bildiği vardır. İstersen onu dinleyelim. Var tabii. Düşün bir Jülide. O kız Aslım beladan başka ne getirdi Ozan'a? Yaralandıysa, ölümden döndüyse hep o kız yüzünden. Oğlunu o kızdan uzak tut. Yoksa benim gibi yuvan başına yıkılır. Ozan yaralandığında, gözlerimin önünde yığılıp kaldığında ben Aslım'ı sildim. Merak etmeyin. Hiçbirinizin oğluma zarar vermesine izin vermeyeceğim. Simit alayım mı? Birer de çay, ha? Çocukluğumuzdaki gibi. Lisedeki gibi. Yok yok, sağ ol. Otur. Sen de konuşacaktın benimle. Hediye. Sibel adına çok özür dilerim. Ben sen üzülme, kırılma diye uğraştıkça her defasında daha fenası oluyor. Ama artık Sibel'in seni üzmesine izin vermeyeceğim. Tarık lütfen. Lütfen sen karışma bu işe. Benim yüzümden... Hediye. Ben Sibel'den boşanıyorum. Ne? Tarık... Yoksa benim yüzümden mi? Yapma. Yapma lütfen. Ailene bir şans daha ver. Ben Sibel'e bir ömür şans verdim Hediye. Ama olmadı. Sibel doğru insan olamadı. Ben buna da razıydım. Ama evladımı da kendine benzettiğini görünce... ömürlük bir hata yaptığımı anladım. Hediye... ben babayım. Sibel'e ve her şeye Berçin doğru insan olsun diye katlandım. Ama dün annesiyle birlikte Ozan'la Aslım'a yaptıklarını görünce yıkıldım. Sizin yüzünüzden değil. Evladımı doğru bir insan olarak yetiştirmediği için Sibel'den boşanacağım. Ulan Hediye. Ama dur sen. Ben size yapacağımı bilirim. Göz göze geldiğimizde çocuklar gibi sevineceğim. Çok bekletme sevgilim. Gel artık. Teşekkür ederim.
Kübra arıyor. Efendim Kübra. Yanınızda mı? Yaklaştı demek ki. Tamam. Hadi elimizi çabuk tutalım, Aslım geliyor. Ne kaldı ki geriye? Şu fotoğraflar ağaca takılacak. Tamam, ben hallederim onları. Ben de ortalığı toplayayım. Eylül. Tamam bırak, ben hallederim. Ya sen Ozan'a yardım et. Ya Eylül bak, yine düşeceksin. İyi değilsin zaten, başın dönüyor. Ya benim çocukluğum ağaçların tepesinde geçti, bir şey olmaz. Hadi sen git Ozan'a yardım et. Hey Allah'ım ya. Eylül. Ay. Eylül, iyi misin? İyiyim. Şey, ayağım kaydı sadece. Ben sana söyledim. Lafımı dinlemiyorsun ki. Al yine düştün. Neyse, Allah'tan buradaydım da tuttum seni. Ay sağ ol. Neyse, sen çık bari. Ama dikkat et, düşeyim falan deme, tutamam ben. Merak etme küçük hanım, bana bir şey olmaz. Hı. Neyse, ben Ozan'a yardım edeyim. Yaz. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. İyisin, iyi. Daha iyi misin? Nasıl başardın Hediye? Bir başına. Babasıyla böyle sorunlar yaşarken, onca yokluğun içinde Aslım'ı doğru ve iyi biri olarak nasıl yetiştirdin? Erçin neden öyle olmadı? Ben sadece onu sevdim. Onu çok sevdim. Belki ona istediği her şeyi alamadım. İyi bir hayat veremedim ona. Ama çok sevdim. Sen de Berçin'i çok seviyorsun, biliyorum. Tarık, Berçin daha çok genç. Her insan masum doğar. Ve her insan iyiliğe kötülükten daha yakındır her zaman. Berçin de düzelecek. İyi bir insan olacak, biliyorum ben. Sen benimsin Ozan. Seni en çok ben seviyorum. Seni en çok ben hak ediyorum. Aslım diye biri yok. Mahvedeceğim onu. Mahvedeceğim. Biraz sonra yanımda olacaksın. Gençler, bu küçük hanım Aslım ablasının duvağını takacak. Ya. Ne kadar tatlısın sen böyle. Siz prensese sahip çıkın. Ben bir telefonla konuşacağım. Adın ne senin? İpek. İsmin çok güzelmiş. Saçlarını annem mi ördü İpek? Evet abi, gelene kadar kalamacılık oynayalım mı? Tamam, oynayalım. Ama önce şu üstünü çıkaralım, tamam mı? Gel bakalım. Bunu ablaya verelim. Şimdi ben kaçıyorum, beni yakala, tamam mı? Hadi gel.
çocuklarla çok iyi anlaşıyor. İleride mükemmel bir baba olacak. Baksana. Sence bizim oğlumuz mu olsun, kızımız? Her ikisi de. İki kızımız, iki de oğlumuz olsun. Dört çocuk. Evet. Hadi gel. Oğullarımız da, kızlarımız da sana benzesinler. Senin gibi böyle ışıl ışıl baksın onlarda. E tabii. Biraz afacan olabilirler. Akşama kadar bizi peşlerinden koşursunlar. Evimizden ne kahkaha sesleri, ne de çocuk sesleri eksik olmasın. Hayatımızın anlamı ancak bu şekilde çıkar. Sen çok iyi bir baba olacaksın. Sen de annelerin en güzeli, en harikası olacaksın. Bizim sende çok güzel bir yuvamız olacak. Kocana sahip çık. Öyle park köşelerinde benim karımın elini tutamaz. Elimden bir kaza çıkacak. Ne saçmalıyorsun sen be? Asıl sen karına sahip çık. Kocamın peşinde koşan o. Bir işi beceremedin zaten. Bir de dünyanın parasını verdim sana. Git de bir bak bakalım eve karın senden neler saklıyor. Kocamı ne kadardır tanıyor. Asıl sen uyu be sen. Ben sana göstereceğim. Sen görürsün. Mahvedeceğim seni. Ozan benim olacak. Al bakalım. Sen onu seviyor musun? Abla, bu senin için. Teşekkür ederim prenses. Güzel oldu değil mi? Evet. Aslım çok beğenecek. Belki bir gün sen de Eylül için hazırlarsın. Ben de yardım ederim o zaman. Yok abi. Bizim artık hayalini kurduğumuz bir geleceğimiz kalmadı. Birileri bizden çaldı onu. Ne yaptıysam geri alamadım.
Yaz. Sen Eylül'ü seviyorsun. Sen Eylül'ü çok seviyorsun. Sevgi her şeyi halletmiyor ki Ozan. Keşke halledebilse. Berçin ellerimden kayıp gidiyor. Sibel yüzünden. Çok daha önceleri yapmam gereken şeyi yapacağım. Boşanacağım. Evlatlarımızın hatalarından biz sorumluyuz. Biliyorsun değil mi Tarık? Yani sadece annesi değil. Sen de sorumlusun. Bunu biliyorsun değil mi? Bütün cezayı Sibel Hanım'a kesemez. Allah'ın belası. Kocamı peşinde alacak. Neden bu kadar iyisin? Nasıl bu kadar iyi olabiliyorsun? Sibel'in sana yaptığı onca şeyden sonra hala onu koruyorsun. Geberteceğim seni Hediye. Ne anlatıyorsun da zehirliyorsun kocamı? Ben sadece doğruları söylüyorum. Sen bu boşanma işini bir daha bir düşün. Düşünecek bir şey yok. Boşanacağım. Sibel'den boşanacağım. Ben geçmişteki hatalarımı telafi edemeyebilirim ama... ama geleceği yeniden yazabilirim. Konuşuyor bunlar, ne saklıyorlar? Doğru mu acaba? Nasıl olmuşum? Aslım gelmek üzeredir. İyisin, iyi. Aslım, aşkım, her parçam, her anım senin oldu. Abla, eğilir misin? Biz ne kadar ayrı kalsak da, ne kadar uzaklaşsak da eninde sonunda birbirimizi buluruz. Bulacağız. Geçmişte yaşanan ne varsa unutalım. Yeni bir sayfa açalım hayatımıza. Her şeye yeniden başlayalım. Hayatını hayatıma katmanı istiyorum. Her gece aynı uykuya dalmanı istiyorum. Ömrümün geri kalanı olur musun? Günlerimizi, hüzünlerimizi, gülüşlerimizi birlikte paylaşmaya var mısın? Sevgilim. Her şey o kadar güzel ki, rüya gibi.
Bizim rüyamız yeni başlıyor. Benimle evlenir misin? Evet. Binlerce kez evet. Evet. Her şey için çok teşekkür ederim Hediye. Beni dinlediğin için, yanımda olduğun için. Umarım senin için en iyisi olur. Umarım herkes iyi olur. Umarım herkes Ozan ve Aslım gibi mutlu olur. Bu olaylardan en çok Aslım etkilendi. Ondan benim adıma özür dile, olur mu? Tamam. Görüşürüz. Hediye, Aslım'a benim için sıkı sıkı sarıl. O benim için çok kıymetli. Ne tuhaf bir leke. Her gördüğümde ben başka bir şeye benzetiyorum, biliyor musun? Neler oluyor? Doğru mu yoksa? Aslım Tarık'ın kızı mı? Dans edin. Siz de onlar gibi birbirinizi seviyorsunuz, değil mi? Seni çok seviyorum Yaz. Her şeye rağmen hala seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum Emre. Her şeye rağmen seni hala çok seviyorum. Ne oldu? Bizim için artık her şey çok geç. Sen Ozan abinin Aslım ablana bak, olur mu? Doğru. Bizim için artık çok geç. Onlar için yeni başlıyor. Gel Cengiz. Ahlaksız gel. Delir, ne yapıyorsun? Gel şerefsiz gel. Ya bırak ha! Gel lan. Cengiz. Bu ne lan? Bu ne? Sen nereden tanıyorsun lan bu adamı? He? Sen bunu nereden tanıyorsun lan? Aslımı da bundan mı peydahladın? Geldin park köşelerinde beni bununla mı boynuzluyorsun lan? He? Ahlaksız, şerefsiz. He? Cengiz, ne yapıyorsun? Gözünü seveyim, yapma bak. Olur mu hiç öyle şey? Cengiz, sakin sakin konuşalım. Lan buraya. Gel lan buraya. Sen namussuz. Gel lan buraya. Gel. Cengiz, yalvarırım yapma, ne olur. Ne olur. Aç lan kapıyı. Namusumu iki parlak ettin. Aç lan. Aç. Nereye kaçıyorsun lan sen?
Nereye kaçıyorsun sen ha? Ben teşekkür ederim. Her şey için. Asıl ben sana teşekkür ederim. Beni hayatına aldığın için, sevdiğin için. Öyle heyecanlandım ki kalbim çıkacak sandım mutluluktan. Biz bu mutluluğu hak ettik. Çok yorulduk, yıprandık. Ama birbirimizi sevmekten hiçbir zaman vazgeçmedik. Gördün mü bak? Biz burada acı çekelim. Onlar orada gününü gün etsin. Ben korkuyorum Ozan. Böyle bu kadar mutlu olduktan sonra bir şey çıkacak, mutluluğumuz bozulacak diye çok korkuyorum. Artık mutsuz olmayacağız. Ben tedbirimizi alacağım. Yani daha fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Nasıl yani? Annene söyle. Yarın seni istemeye geliyoruz. Kahretsin. Bak. Senin yüzünden bunlar hep. Senin hatan yüzünden ne hale geldik ya? Sen çok fazla oldun Ozan Efendi. Sen çok oldun. Anlamasın, üzülmesin kızım. Başlatma lan kızım lan. Başlatma. Lan şerefsiz. 20 sene it gibi çalıştım. Sana kocalık o neydi verirsiz kızına babalık yaptım. Köpek gibi çalıştım lan. Şimdi siz yağlı kapılara dadanacaksınız. Ben de boynuzlu boynuzlu gezeceğim ha öyle mi? Burnunuzdan fitil fitil getireceğim lan. Hiçbir şey yapamazsın. Lan. Yeter artık be. Yeter artık. Kızıma da bana da bulaşamayacaksın artık. Boşanacağım senden, duydun mu? Boşanacağım senden, defol git, defol! Ben boşanıyorum lan! Hangi cesaretle? Yeter artık, polis çağırıyorum. Duydun mu? Defol git buradan. Yoksa polis gelecek. Bütün pis işlerini anlatırım onlara. Defol git dedim, defol! Bitmedi. Sevil. Çok sağ ol geldiğin için. Ne demek Eylül'cüğüm? Arkadaşız biz. Gel. Ne dediler? Alırlar mıymış çocuğu? Çok pahalı bir şey miymiş? Pardon. Bir su alabilir miyim? Bekle. Oğlum, ana sözü dinle azıcık. Bırak o işi. O kızla burun buruna olmanı istemiyorum. Eylül kandıracak seni yine. Anne, benim şimdi çok işim var. Sonra konuşalım mı? Hadi kapatıyorum. Bu iş biraz pahalıya patlayacak Eylül. 1000 lira dediler. 1000 mi? Kızım burası gene uyguna yapıyormuş ama kötü bir yer değil, korkma. Ben nereden bulayım 1000 lirayı? Denkleştiremem ki o kadar parayı. Ne olacak peki? Sağlık bu Eylül, şakaya gelmez. Neyse, sen düşün, ben çıkmam lazım. Sen bana haber verirsin. Tamam, görüşürüz. Anneciğim, ben geldim. Anne, neredesin? Anneciğim, burada mıydın? Sen mi geldin? Ozan'la mıydın? Evet anneciğim, Ozan'la birlikteydik. O kadar güzel bir sürpriz hazırlamış ki.
İnanamazsın. Aa, bu nasıl kırıldı? Temizlik yaparken düşüverdi işte. Canım sağ olsun. Anneciğim, hadi sen bırak işi gücü de gel otur. Benim sana söylemek istediğim şeyler var. Ama kızmak yok. Ya neymiş, çok merak ettim. Anne, yarın Ozan ve ailesi beni istemeye gelecek. Canım kızım, o kadar büyüdün mü sen? Al hayatım. Sağ ol. Mümtaz, Ozan gelsin konuşacağım onunla. Aslım'dan uzak durması lazım. Vallahi ne diyeyim hayatım. Aslım da annesi de hayatımıza girdiğinden beri beladan başka hiçbir şey getirmediler. İkisinin de ailemizden uzak durması gerek. Mümtaz, Ozan'ı iş bahanesiyle bir yerlere mi göndersek? Başka bir şehre. Ya, Aslım'dan uzak dursun yeter. Anne, sana haberlerim var. Çok önemli. Ne oluyor Ozan? Yarın seni çok önemli bir görev bekliyor. Oğluna kız isteyeceksin. Ne? Aslım'la evleniyoruz. Saçmalama Ozan. Böyle bir şey olamaz. Ben kabul etmiyorum. Aslım'la evlenemezsin. Hayır. Asla Ozan. Bu ne ya? İkinci keredir yanlış getiriyorsun. Dolaptan istedim suyu. Çok özür dilerim, ben hemen değiştiriyorum. Eylül, bir saniye. Çalışanlarımıza gerekli nezaketi göstermeyen müşterilerimize ne yazık ki hizmet veremiyoruz. Şimdi sizi dışarı alabilir miyim? Eylül, bir gelir misin? Özür dilerim. Benim hatam. Bu kafede iki bardak çay içiyor diye kimse senin sahibiymiş gibi davranamaz. Sadece senin için değil. Bu buradaki bütün çalışanlarım için geçerli bir kural. Teşekkür ederim. Bu arada, bu da senin. Niye verdin ki bunu bana? Sadece sana vermiyorum. Bütün çalışanlarıma 1.000 lira ikramiye vereceğim. Onlar da haber ver. Gelip alsınlar. Anladım da nereden çıktı ki bu ikramiye meselesi? İşlerimiz açılıyor. Kazandığımız her parada sizin de hakkınız var. Güle güle kullan. Sağ ol. Onlara da haber vereceğim. Eylül, bir derdin, bir sıkıntın yok değil mi? Sağlığın da iyi. İyiyim. Bir sıkıntım yok. Teşekkür ederim. Alo. Biz bu kliniğe hemen yarına randevu alabiliyor muyuz? Ben bir an önce halletmek istiyorum bu işi. Yok yok, hallettim ben para işini. Ben hemen aldırmak istiyorum bebeği. Eylül,